Merhabalar değerli arkadaşım. Kazanım 8 ile yine karşındayım. Türevle integral arasındaki ilişkiye devam ediyoruz. İntegral almış bir ifadenin türevini alırsak başa dönüyoruz değil mi? Birbirini yok ediyor. Birbirinin ters fonksiyonu demiştik. Belirsiz integral, ters türev. Hazır mıyız? İyi seyirler. Gelsin birinci sorumuz. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman ne demiştim ben sana? Diferansiyel integral dx dx bunlar birbirini götürüyor ve x kare artı x ifadesi kalıyor demiştik değil mi? Şimdi buraya baktığımız zaman tamam diferansiyel ile integral birbirini götürüyor ancak integral dışarıdaki ifade olduğu için x karenin yanında artı x'ten sonra tabii ki de c geliyor. Neden mi? İstersen ispatını yapayım sana ne dersin? Şimdi şu ifadenin diferansiyelini yapalım. İntegral x 2x artı 1 dx diferansiyel bu şekilde aldık değil mi? Dx. Tamam. Şimdi bu ifadenin integralini alıyoruz. 2x. Neyin türevi 2x'tir? X karenin. Artı. Neyin türevi 1'dir? X'in. Tabii bir de integralden dolayı artı c gelecektir. İşte anlaştık mı? Demek ki integral dışarıda olduğu zaman artı c geliyormuş değerli arkadaşım. Devam ediyoruz. Şimdi bu ifadeye bakalım. Diferansiyelini alalım. Tabii burada böyle bir hataya düşme. Bununla bunu sadeleştirdim. Arada x diye bir fonksiyon var. Başka bir değişkenimiz daha var. X çarpı dx üzeri 5 nedir? 5x üzeri 4 dx. Hay hay. 5'i dışarıya atıyorum. X üzeri 5 dx oluyor. Burada dereceyi 1 arttırıp arttırdığıma bölüyorum. Yani x üzeri 6 bölü 6. Bu da eşittir. 5 bölü 6 x üzeri 6 artı c. Evet. Üçüncü sorumuzda bu şekilde ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Değerli arkadaşım işte kazanım 8 bu kadar. Türevle integral arasındaki ilişkiyi bir kere daha hatırlatmış oldum ben sana. Hazır. Şu anda kazanım kaçı bitirdik? 8'i bitirdik. Kazanım 9'da görüşmek üzere. Hoşça kal.